Ben Evren Öztürk, 43 yaşındayım, iki çocuk annesiyim. Koskep Kadın Girişimci Eğitimleri sonrasında bu iş fikrini belirledim ve destek de alarak işletmemi kurdum ve halen devam etmekteyim. İşletmem aslında bir kafe işletmesi ama temeli dünya çayları, bitki çayları kendi atölyemizde işlenen özel üretim harmanlarımızdan oluşan bir çay işletmesi. Dünyada sudan sonra en çok tüketilen içecek olan çayın milli kültürümüzdeki sunum şekliyle ve dünyanın dört bir yanındaki farklı seremonilerle sunum şekliyle müşterilerimizle buluşan bir butik kafeyiz. Farklı iş fikirlerine hep bir merakım vardı. Girişimci özelliğimi aslında çocukluğumdan bu yana getiriyorum. Hep farklı iş fikirlerine yani olmayanı insanlara sunmayı çok severim. Bir kafe işletme fikri aklıma geldiğinde dedim ki ben neyi daha farklı yaparım, neyi daha farklı sunarım, nasıl bir ortamla insanlara sunum yapabilirim diye düşündüm. Çaylara karşı ilgim zaten kendimin de vardı ve çevremde de biliyordum ki bitki çayları daha sağlıklı oldukları için talebi artmaya başlamıştı. Ve çevremdeki işletmelere baktığım zaman gördüm ki temeli kahveye dayalı işletmeler kurulmaya başlıyor. Ben de aslında bir e, sosyal girişimcilik olarak bu işe e, bu şekilde farklı ürün e, gamı olduğu için çayla başlamayı uygun gördüm ve çayları kendi atölyemde kendim işleyerek başladım. Yani harmanlarımı kendim oluşturuyorum. Sevildi e, marka 7. yılımızdayız. Bu 7 yıl içinde neler yaptık derseniz bu 7 yıl içinde çaylarımızı kendi işletmemizde sunum servisi yaptığımız gibi aynı zamanda e, biraz sonra belki bakarız beraber Satış rayonlarımızda da paketli olarak müşterilerimizin e, parakende olarak satın almasına sunarak başladık. Daha sonra gelen talepler doğrultusunda başka kafelerin, restoranların, e, spa merkezlerinin, sağlık kuruluşlarının e, çay barlarını, çay rayonlarını oluşturmaya başladık. Onlara çay danışmanlığı yapan bir firma haline geldik. Onun da dışında e ticaretin gelişmesiyle e, aşama aşama anlatıyorum. Sonrasında e pazar yerlerinde ilk önce varlığımızı göstermeye başladık. Evreka markalı ürünlerimizi e pazar yerlerinde açtığımız mağazalarda satmaya başladık. Ve geçen hafta da çok güzel bir şey oldu. Artık e, global'e açıldık. E, büyük bir global pazar e, yeri üzerinden de çaylarımızı ilk olarak Amerika'ya umarız tüm dünyaya satmaya devam edeceğiz. Çok çalıştım. E, kadın işletmeciler, kadın girişimciler, e, tabii ki erkek arkadaşlarımıza göre biz biraz daha titiz, biraz daha kılı kırk yaran hani e, varlık olarak öyleyiz. E, yani gece gündüz demeden, iş yerimi bir an bile boş bırakmadan burada ekip arkadaşlarımın başında her zaman işimin başındaydım ve çok çalıştım. Ürün geliştirmek için, e, dekorasyonumda, buradaki sunum e, servislerimin değişikliğinde olsun birçok alanda hep yeniliğe gittim. Müşterilerimi her zaman e, onlara duyduğum saygıdan dolayı yeniliklerle karşıladım. Ben buna bağlıyorum. Yani girişimci bence çok çalışkan olmalı. Benim de girişim kadın girişimcilere tavsiyem bu yönde oluyor. Çok çalışmak gerektiği. Evet. Kadın girişimcilik evet e, erkeklere göre biraz daha zor çünkü bizim rollerimiz farklı. Biz anneyiz, biz eşiz. E, daha başka görevlerimizin içinde aynı zamanda da e, erkekler kadar da işimizin başında ve aynı performansı işlerimize yansıtıyoruz. O anlamda evet kadın girişimciliğin zor yanları olduğu gibi, çok da keyifli yanları var. Artık ekonomide, istihdamda, her alanda biz de varız. Ve bu gitgide artıyor. Bu da beni çok mutlu ediyor kadın girişimciliğim. Bunun için de şunu yapıyor. Desteğim olduğu gibi tabii ki başaramazsın diyenler de çok olmuştu. Çünkü bu işin erkek işi olduğunu söylediler, bu işin aile hayatına uygun olmadığını söylediler, bu işin çok ciddi uzmanlık istediğini söylediler. Başaramayacağım yönünde de beni aşağıya tabii ki çok çeken, çekmek isteyen düşünceler de oldu ama ben kimseyi dinlemedim. Çünkü inandığım bir şeyi yapıyordum, dürüst bir ticaret yapacaktım, sağlıklı ürünler sunacaktım insanlara. Özellikle ailelere ve çocuklara güvenilir gıda sunacaktım dolayısıyla ben kendime inandığım için zorlanmadım yola çıksınlar hiçbir şey onları yollarından alıkoymasın ama çok çalışmak gerektiğinde kimse unutmasın ki hiçbir girişim öyle kolaylıkla başarıya ulaşmıyor